üstad. Bakıyorum hasretlenmişsin buralara. Hem de nasıl. Doğduğum büyüdüğüm memleket. Adana da seni çok özlemiş. Kaç yıl oldu değil mi? 17. Vay. Mektep, iş, politika. Dile kolay. 17 sene. Partide vaziyet bu kadar vahim miydi? Bu politika üslubu bana göre değil. Birini yol arkadaşı sayıyorsun. Sonra dönüp arkana bir bakıyorsun ki yoldan çıkmış. Yoruldum Paşazade. Orhan aynı Orhan desene. Yalana, rüyaya hiç tahammülü yok. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olur paşa. Biliyor musun zekayı kaybettik. Biliyorum kardeşim söyledi. Beni sarsan onun ölümü değil. Muzaffer'i öldürmek için onun azmettirmiş olması. Hepimiz çok şaşkınız. Ben hiç şaşırmadım. Ondan olduğum olası her şeyi bekledim. Eşine yazık. Maalesef. Neriman büyük bir hüsran yaşıyor. Seher nasıl? Nazlı nasıl? Nazlı Paris'te. Fransız dili ve edebiyatı okuyor. Dedesinin yanında. Hayatından pek memnun. Canım kızım. Gurur duydum. Seher İstanbul'da. Köy enstitülerinde meslek edindirme mücadelesi veriyor. Henüz o durumda ne olacağı belli değil ya. Değişik köylerden 100'den fazla öğrencisi var. Muhteşem bir karın var Orhan. Onu tanıdım tanıyalı. Kendine hep başkalarına bir şey vermeye adadı. Öyledir Seher. Adana'ya döneceğimize pek memnun değil. Mesleğine, oradaki öğrencilerine çok bağlı. Önce ben burada bir düzen kuracağım. Fabrikanın başına geçeceğim. Evi de bir hale yola sokmak lazım. O burada bir köy enstitüsüyle konuşup daha sonra da gelecek. E gelsin tabii. Güzel Adana'mızın onun gibi idealist bir baş öğretmene ihtiyacı var. Yaz geldi. Tiril tiril bir şeyler dikelim. Haklısınız. İki can taşırken daha fazla sıcak basıyordur. Fransa'dan getirttim. İstediğinizi seçeceksiniz. Ona göre dikeriz. Hepsi birbirinden harikulade. Saf ipek. Hepsinden istiyorum adam. Anneme de dükkandan hazır bir şeyler getirirseniz. Avec plaisir madam. D'accord. Yarın siz de büyük kulübe geliyor musunuz? Ne vardı büyük kulüpte? Muzaffer Bey'in de eski bir ahbabı olan Orhan Bey Adana'ya dönüyor. Paşazade onun için bir hoş geldin yemeği verecek. Öyle mi? Hı hı. Paşazade geleceğinden söz etmişti ama yemekten bahsetmedi. Belki Zekai Bey'in cenazesi, belki başka şeyler unutturmuştur. Muhakkak gelmelisiniz. Orhan Topurcu çok kıymetli, sizi mutlaka tanımanız gereken bir insan. Eski cemiyetimizden. Muzaffer Bey de kendisini çok sever ve sayardı. Başka kimler davetli? Paşazade Halide Hanım ve eşini de çağırmış. Abi de morali yerine gelirse Neriman Hanım gelecek. Hı. Neden davet almadığım şimdi anlaşıldı. Neriman ve Halide ile bu aralar münasebetim pek iyi değil. Ama belki annemle bir akşam yemeğine gelir uzaktan kendisine bir merhaba hoş geldiniz deriz. İşte burası. Buraya gelme benim için rüya gibi. Gençliğimde babana çok ısrar ettiydim, yalvardıydım. Beni bir kerecik getirmediydi. Kısmette kızımla gelme varmış.
Bir de içini gör. İyi akşamlar. Şey Serap Hanım, çok üzgünüm fakat sizi maalesef içeri alamıyoruz. Anlamadım. Kapalı mısınız? Şey, kapalı değiliz fakat bu gece burada çok özel bazı insanları ağırlayacağız. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Dışarıdan gelen müşterilere mi kapalısınız? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Ben Muzaffer Dinç Aslan'ın karısıyım. İçeride kimler olacağını biliyorum. Ne demek sizi içeri alamıyoruz? Çok üzgünüm fakat sizi içeri alamam. Bu gece kulüp hususi bir davet için kapatıldı. Elimdeki davet listesinde Mamafi sizin adınız bulunmuyor. Bu ne hadsizlik? Bu ne saygısızlık? Nedir sizin adınız? Serap, ne oluyor burada? Kulüp özel bir davet için kapatılmış. Beyefendi bizi içeri alamayacağını söylüyor. Ne tür bir izahatınız var? Bu akşam kulüp hususi bir davet için kapatılmış. Hariçten müşteri alamıyoruz diyorlar. Ne demekse? Davet Orhan Bey içindi. Serap Hanım da pek tabii ki cemiyetimizdendir. Orhan, Serap. Muzaffer'in eşi. Çok memnun oldum hanımefendi. Ben de. Hanımefendi benim davetimdir. Buyurun hanımefendi. Nezaketiniz için teşekkürler. Rica ederim. Hakkınızda pek çok şey duydum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu şekilde tanışmamayı yeğlerdim. Fakat yine de çok memnun oldum. Serap Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Orhan! Bana yapma. Sevgili dostum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Bak burada kimler var? Neriman. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk Neriman. Başın sağ olsun. Halide. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç değişmemişsin. Hala arka sıramda oturan aynı kız. Kemal hocam. Çok memnun oldum. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.